Bu ne ki? İyiymiş de abi. Aa, bu kutu ne? Sende de mi var? Bak bende de bir tane var. Kim koymuş ki bu kutuları? Bilmem. Biri bize armağan şaşırtısı yapmış sanırım. Kaptan şapkan hala başında duruyor. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen app'ı indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir app'iniz yoksa hemen bir app'ı indirin ve çocuğunuzu app'i ile tanıştırın. Seninki de. Evet burada. Ben Kaptan Pepe'yim. Kaptan Pepe. Kaptan Pepe. Ben de Kaptan Pepe'yim. Kaçalım. O kadar uzun zamandır bu kaptan şapkasını istiyorum ki. Teyzem dün getirince çok mutlu oldum ben bebe. Ben de çok mutlu oldum. Çok sevdim kaptan olmayı. Abi kaptanlar ne yapıyordu? Yani kime kaptan deniyordu? Gemileri kullanan kişilere kaptan denir bebe. Bu şapkalarda gemi kaptanı şapkası. He tamam. Aa kutuları unuttuk. Ha doğru ya. Nereden geldi acaba? İçinde ne var ki? Açın bakalım mı? Açalım bence. Vah. Çok güzel bir gemi. Seninkinden ne çıktı bebe? Benimkisi de çok güzel bir gemi abiş. Baksana. Aynısı. Gemiler nerede giderdi abiş? Denizde giderler bebe. Düt 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 diye düdük çalarlar bebe. Aa evet. Gemiler denize giderler. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Ne kadar yakışmış kaptan şapkaları size. Gemileriniz de çok güzel. Denizci olmuşsunuz ikiniz de. Evet olduk. Hadi bir kaptan şarkısı söyleyelim Şuşu. Aha tabii hadi söyleyelim. Kaptan gemiyi kullanır hey kaptan. Gemiler suda yol alır hey kaptan. Gemi bazende sallanır hey kaptan. Kaptan gemiyi vardırır hey kaptan. Düt 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 kaptan. Düt 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 kaptan. Düt 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 düt. Geminin adını Peri koydum. Benimkinin adı da Dunga. Peri geliyor. Dunga Peri'yi takip ediyor. Dunga ne kadar hızlı bir gemi öyle. Hihi öyledir. Benim gemim uçuyor bak. Peri ya. Aa. Ne oldu Pepe? Ama bu gemileri kim aldı bize acaba? Aa doğru. Kim alabilir? Evet, bunları bize kimin aldığını bilmiyoruz. Ama çok merak ediyoruz Şuşu. Bir tahmin edin bakalım. Tahmin etmek mi? Tahmin ne demek ki? Ay, kaptan Pepe düştü.
Yağım kaydı da. Bir yerin acıdı mı canım? Hayır, acımadı. Ne sormuştum ben? Tahmin etmek ne demek diye sormuştun abi. Ha evet. Ne demek tahmin etmek şuşu? Tahmin etmek bir konu hakkında bildiğimiz bilgilerle bir sonuca varmaktır. Örneğin burada konumuz bu elimizdeki gemiler. Bu gemilerle ilgili ne biliyoruz? Uyandığınızda yatağınızda olduğunu, gemiler kendileri gelemeyeceği için onları birinin sizin için oraya bıraktığını biliyoruz. Ve sonuca varmak istediğimiz konu da şu. Bu gemileri kim bırakmış olabilir? Bu evde yaşayan biri bırakmış olmalı. Çünkü dışarıdan tanımadığımız biri içeri girip bırakamaz. Harika. Bu evde annem, babam, dedem, nenem var. Çok güzel, doğru. O zaman ya annem, ya babam, ya dedem, ya nenem bırakmış olmalı. Harika. Şimdi işte bu bilgilerle sonuçlardan bir tanesini seçtiğinizde tahmin etmiş olacaksınız. Yani bence annem almıştır dersem tahmin etmiş olacağım, değil mi? Evet, öyle. Ben biraz daha düşünüp tahmin edeceğim. Ben de. Tabii olur. Görüşürsün. Hadi üstümüzü giyip yüzümüzü yıkayıp kahvaltı yapalım. Çok acıktım ben. Hadi ben de. Ne güzel kokular geliyor burnuma öyle. Yeşil yumurta yaptım anne. Ay, çok güzel görünüyor. Hadi o zaman oturalım sofraya. Çocuklar nerede? Buradayız baba. Günaydın herkese. Günaydın. 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 Günaydın çocuklar. Şapkalarınız hala başınızda. Evet dede, kaptanız biz. Hadi kaptan şarkısı söyleyelim o zaman. Hadi söyleyin bakalım çocuklar. Kaptan gemiyi kullanır hey kaptan. Gemiler suda yol alır hey kaptan. Gemi bardağında sallanır hey kaptan. Kaptan gemiyi vardırır hey kaptan. Düt 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 kaptan. Düt 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 kaptan. Düt 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 düt, düt kaptan. Niye öyle fikir diyorsunuz çocuklar? Hiç. Kit demek istedik işte. Yok yok, ne hal var bunlarda? Söyleyin bakalım ne var, ne oldu? Bir şey tahmin etmeye çalışıyoruz da. Aa, çok merak ettim, neymiş tahmin etmeye çalıştığınız şey? Babam böyle söylediğine göre bence babam aldı bize gemileri, ne dersin? Ama dedem de bir şey var sizde dedi. O da almış olabilir. Biraz daha düşünelim o zaman. Tamam. Yeşil yumurta mı? Ben yeşil yumurtaya bayılırım. Aa, ben hiç yeşil yumurta yemedim. Nasıl oluyor yeşil yumurta? Yumurta sarı olmaz mı? Hadi bakalım yanıt verir. Çocuk haklı. Bebeciğim, yumurtanın kendisi sarıdır tabii ki. Ama ben mayın gibi, maydanoz gibi yeşillikleri çok ince ince kesiyorum pişirmeden önce. Yumurtayı çırparken de içine bu yeşillikleri koyuyorum. Sonra gerçek ev yapımı tereyağımızda yumurtayı bir güzel pişiriyorum. Ve böyle rengi sarı yeşil oluyor. Çok güzel kokuyor. Hayatına bakmak istiyorum anne. Tabii ki hayatım, al bakalım. Annem bana hayatım dedi. Acaba gemiyi o almış olabilir mi? Sanmıyorum bebe. Hadi yemeğinizi yiyin çocuklar. Tamam dede. Aa bebe. Sen hiç suda giden böyle araba gibi, otobüs gibi giden bir şey gördün mü hayatında? Aa, o nasıl bir şey ki bebe? Araba, otobüs suda gitmez ki. Suda gidenine gemi denir çocuklar. Gemi suda yük taşıyan, insan taşıyan bir araçtır. Nasıl ele verdi kendini? Demek ki babam almış bu gemiyi bize. Bence de. Seni yakaladık baba. Seni gidi seni. Aa. Nasıl yani çocuklar? Ben anlayamadım. Anlamamış gibi yapma baba. Sabah uyandığımızda yatağımızda bulduğumuz bu gemileri bize sen aldın.
Yakaladık. Evet, seni yakaladık işte. Aa, ne kadar güzel gemiler onlar öyle. Aferin evlat. Güzel oyuncak almışsın çocuklara. İyi de ben almadım ki. Aa. Sen almadın mı? Kim oldu o zaman? Babam almadı. Dede, sen mi aldın? Doğru söyle. Vallahi ben almadım papa. Dedem de almadı. Anne? Nene? Ne? Sen aldın bir gemiyi. Allah seni nene. Hiç de benzetmesin. Merhaba Maymuş. Ne güzel bir sonbahar günü değil mi? Pepe, Şila bugün oyun oynamaya sana geleceklermiş galiba. Ay, çok merak ettim. Ne oynayacaksınız? Bu bir müzik aleti. Çok güzel görünüyor. Aa, Şila geldi. Merhaba Maymuş. Merhaba Şişu. Merhaba. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Merhaba Pepe. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nuna. Evet, ne oynuyoruz bugün Maymuş? Nuna. Vay. Ne güzel bir şey bu böyle. Nedir bu? Bu bir müzik aleti Pepe. Müzik aleti mi? Evet canım. Aa, anladım. Peki şimdi bugünkü oyunumuz bu müzik aletiyle güzel sesler çıkarmak mı? Hem güzel sesler çıkaralım hem de o seslere uygun bir şarkı söyleyelim Pepe. Ha, ne dersiniz? Ha, tamam, güzelmiş. Şarkı uyduracağız yani. Hadi çok heyecanlandım ben. İlk kim başlayacak? Ben başlayayım mı? Olur. Ay çok heyecanlıyım. Tamam başlayalım o zaman. Hadi Şila. Arslan çok güzeller. Arkadaşlarım da güzel. Aklımdan bir şey güzel. Şarkı söylemek de öyle. Nasıldı? Bilmem, güzeldi galiba. Ya. Bence ilk deneme için hiç fena değildi. Sıra sende olsun Maymuş, hadi. Hadi Maymuş. Maymuş. Biraz kulaklarımız acıdı ama. Fena değildi Maymuş. Hadi bir de sen dene Pepe. Tamam. Şimdi böyle vururken. Arkadaşlarımla oyun oynamaya geldim. Onları çok severim. Çok çok severim. Ne güzel bir arkadaşlarım benim. Kötüydü. Vallahi kulaklarım acıdı Pepe. Ya hiçbirimiz güzel sesler çıkarmayı beceremedik mi yani? Peki nasıl öğreneceğiz ki güzel çalıp söylemeyi? Çocuklar! Ha, dede! Dedem geldi, dedem! Ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Böyle vurup müzik yapıp şarkı söylemeye çalışıyoruz ama... Çok kötü sesler çıkıyor dede. Hiç öyle güzel sesler çıkarmayı beceremedik. Evet dede. Hepimiz çok gürültülü kötü sesler çıkardık. Bu müzik aleti çok büyük ve gelişmiş bir alet çocuklar. Bunu güzel çalabilmek için çok ama çok çalışmanız gerekir. Dedeni güzel çaldın öyle. Nasıl yaptın dede? Ben gençken çok uğraşmıştım bu müzik aletini çalmak için çocuklar. Çok uğraşınca, çok çalışınca da hala unutmamışım ya. Biz de müzik aleti çalmak, istediğimiz gibi müzik yapmak istiyoruz dede. Evet dede, evet. Yaparsınız tabii papa. Tabii ki siz de müzik yapabilirsiniz. Sadece daha basit bir müzik aletiyle başlamamız gerekir. Neyle mesela? Ne olabilir, ne olabilir? Tamam, buldum. Ne buldun dede?
Aynısını yapmaca oynayarak başlayabiliriz mesela sizinle. Ne oyun mu? Nasıl bir oyun bu dede? Geçen gün oynadığımız şarkı bulma oyununa benziyor. Ama bu sefer şarkı söylemeyeceğiz. Ay dede çok merak ettim. Nasıl oynayacağız peki? Anlatacağım çocuklar. Ama her biriniz için ikişer tane bunun boylarında ve bunun kalınlığında sopaya ve birer tane de tencereye ihtiyacımız var bu oyun için. Sopa ve tencere mi? Evet Pepe. Birer tencere, ikişer tane de sopa. Çok komikmiş. Tencereyle müzik mi yapacağız dede? Tencerelerle ritim öğreneceğiz Şila. Harika. Sopaları nereden bulabiliriz dede? Yerde ağaçlardan kopmuş dallar olmalı Şila. Onlardan bulabilirsiniz. Tencereleri de ben ayarlıyorum. Şimdi hepimize iki tane sopa gerekiyorsa... Bir, iki, üç. Üç kişiyiz. Aa evet. Hepimize birer tane olsaydı... Üç sopa bulmamız gerekirdi. Ama hepimize iki tane sopa gerekiyor. Şimdi bakalım o zaman kaç sopa bulmamız gerekir. Hadi sayalım. Bir, iki... 3, 4, 5, 6. Hey, 6 sopa. 6. Hep 6 sopa bulmamız gerekiyor. Hadi o zaman dedemin gösterdiği sopalara benzer sopa bulalım. Çocuklar. Bulduk dede, bulduk. Evet hazırız. Herkes bir tencerenin başına geçsin bakalım. Şimdi üç dediğimde içinizden geldiği gibi vurun tencerelere. Bir, iki, üç. Çok kötü oldu dede. Çok çirkin sesler bunlar. Hiç müzik gibi olmadı. Evet, bu müzik değildi zaten Pepe. Bu birbiriyle uyumsuz ve düzensiz seslere ne denir biliyor musunuz? Ne denir dedi? Gürültü denir evlat. Aa evet. Biz harika gürültü çıkarabiliyoruz yani. Evet evlat, evet. Şimdi bakın. Hadi siz de benimle birlikte aynısını yapın. Tam, 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 tam. Tam. Yapıyorum. Hadi Şila sen de. Tamam geldim. Tam. 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 Evet ben de yapıyorum. Tam. Maymuş hadi sen de yapabilirsin arkadaşım. Tam. 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 Çok heyecanlı dedi. İşte bakın şimdi birbirimizle uyumlu sesler çıkarmaya başladık. Müzik birbiriyle uyumlu ve belli bir ahenk içinde çıkarılan seslerdir çocuklar. Bu yüzden sesleri belli bir düzene göre çıkarmamız ve birbirimizle belli bir uyum içinde çalmamız gerekir. Ha. Ay çok güzel. Şimdi biraz ses bulmaca oynayalım olur mu? Olur. Ben ne ses çıkarırsam siz de aynısını tekrar edeceksiniz. Başta kolay olacak ama gittikçe zorlaşacak. Dikkatli olun. Çok heyecanlı dedi. Hadi bakalım. Tam, 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 tam. Hadi bakalım. Ay, gittikçe zorlaşıyor. Evet evlat, evet. Tam, 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 tam. Bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha yap dedi. Ne? Üf, niye yapamıyoruz ki? Tek tek yapmayı deneyelim Papa. Hep beraber yaparken biri yanlış vurunca hepiniz şaşırıyorsunuz. Sırayla yapın. Hem o zaman yanlış yapanın kim olduğunu da buluruz. Maymuş, ilk sen yap bakalım. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Maymuş yaptı. Yanlış yapan Maymuş
demek ki. Aferin maymuş. Hadi Şila, sıra şimdi sende. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Ben yaptım, yaptım. Evet, değilmiş. Ya, yanlış yapan ben miyim yoksa? Hadi evlat, denemeden göremeyiz. Hadi, iyi dinle. Tamam. Evet evlat, evet. Yaptım, başardım. Aferin evlat, aferin sana. Demek ki sen de değilsin. Başardım, başardım. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Ayı, nereye saklarsak? 6, 7, 8, 9. Yok, burada görünürüm. 12, 13, 14. Burada ben varım Pepe. He, tamam. 18, 19, 20. Aa, burada da sen varsın. İstersen kalabilirsin. Yok yok, ben başka yer. Bebe. Abiş ya. Ben nereye saklansam birisi oluyor orada. Kal burada bebe. Kalmayacağım. Ben kendimi tek başıma saklanacağım, bir yer bulacağım. İyi sen bilirsin ama çabuk ol. Önüm, arkam, sağım, solum, söbe. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandınız? Söbe! Az kalsın ben söyleyecektim. Benden hızlı koşamazsın. Şimdi öbürlerini bulayım bakalım. Neredesiniz? Şimdi bulacağım sizi. Bakalım bakalım neredesiniz? Aha, buradan bir ses geliyor. Ay. Sanırım şurada biri var. Şimdi sırada Pepe var. Bakalım Pepe nereye saklanmış? Pepe nerede sen biliyor musun Dudu? Çitlerin arkasında biliyorum. Ay bakalım Zeze bulabilecek mi Pepe'yi? Pepe nereye saklanmış? Pepe nereye saklanmış? Yanlış yere gidiyor. Evet. İyi. Hadi çık, sobele, sobele. İyi. Pepe! Ha, koş Pepe, koş. Hadi Pepe, hadi. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Sobe, sobe. Ha, harikasın Pepe. Ay be, az kalsın yetişiyordum. Ay, çok eğlendim. Aferin sana Pepe. Saklanmaç benim en sevdiğim oyun. Benim de. Benim de. Benim de. O zaman bir saklanmaç şarkısı söyleyelim. Hadi. 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 Saklanmaç. Kendine saklanacak bir yer aç. Saklanmaç. Kendine saklanacak bir yer aç. Saklanmaç oynamak çok eğlenceli. Sen yerini.
Doğru ya. Bebe de bizimle saklambaç oynuyordu değil mi? Evet, onu bulmayı unuttuk. Aa, bunca zaman niye çıkmadı ki? Hala saklanıyor demek ki. Bebe! Bebe! Neredeysen çık kardeşim. Biz seni unuttuk. Oyun bitti. Bebe! 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 Bizi duymuyor galiba. Bebe! Aa, nerede ki bebe? Ay, şimdi hatırladım. Benim yanıma gelmişti saklanırken. Sonra ben kendime yalnız saklanacağım bir yer bulacağım dedi. Bu tarafa doğru gitti. Ay, ormana doğru mu gitti yani? Çok uzağa gitmemiştir umarım. Hadi arayalım onu. Bebe! 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 Nereye gitti benim küçük kardeşim ya? Ha? Aa, bu ne? Ha? Yağmur başlıyor. Bebe, bak oyun yapıyorsan çık kardeşim. Yağmur başladı, ıslanacaksın. Gelin gelin, burası kuru. Burası ıslak. Burası kuru. Ay, nasıl da çok yağıyor. Evet, hiç bu kadar çok yağdığını görmemiştim. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. 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 Aa, yağmura daldık, bebeği unuttuk. Aa, doğru ya. Güzel kardeşim, şimdi bir yerlerde ıslanıyor olabilir. Bebeği nasıl bulacağız şimdi? Aa, bak dedem Pepe. Dede! Dede! Pepe! Ne yapıyorsunuz orada evladım bu yağmurda? Bebeği arıyorduk ama yağmur başladı dede. Bebeği mi arıyorsunuz? Nerede ki bebe? Saklambaç oynarken birden yok oldu. Hay Allah! Yağmur yağması arayacağız ama çok yağıyor. Durun durun. Ha? Size bir şemsiye vereyim ben. Ha? Yakalayın birer tane. Yakaladım. Hadi bebe, tut, tut oğlum. Ay, ben yakalayamadım. Kaçıyor bir şemsiye ya. Bu ne biçim şemsiye böyle? Benimki de uçuyor. Yakalayamıyorum. Ah, gel bakayım buraya. Yakala! Ha? Ha? İkisi de sırılsıklam aldı. Ha? Öf ya! Ne yaramaz şemsiyesin öyle? Şimdi gösteririm ben sana. Vay be! Tuttum işte! Oh, tutamadım!
teyze kuru. Ha? Ha? Dudu ve Bibi ıslak. Yaşasın.